Biraz konuşabilir miyiz Gönül? Tabii ki. Aslında konuşulacak çok şey var ama bugüne kadar birbirimizi duymadığımız için hep konuşmaktan kaçtık sanki. Ben sana teşekkür etmek istedim. Hiçbir şey demeden boşanma kağıtlarını imzaladığın için. Teşekkür edecek bir şey yok Miran. Sen başından beri ne söylediysen, ne hissettiysen onun peşinden gittin. Babaanneme bile sevdanı kabul ettirdin. Anlamayan bendim. Ama bitti. Başından beri bana en zor gelen şeyi yaptım. Sadece kabul ettim ve bitti. Böylesi ikimiz için de daha hayırlı olacak Gönül. İnan bana. Ama bu şekilde olmak zorunda kaldığı için üzgün olduğumu söylemeye geldim. Sevgi zorla sağlanabilecek bir şey değilmiş Miran. Ben bunu anladım. Böyle yaparak ben asla sevilmeyeceğimi kabul ettim. Ben seni seviyorum Gönül. Ama bu sevgim amca kızını sevmekten öteye geçmedi. Biliyorsun. Keşke diyorum bazen. Keşke çocukluğumuzdaki Gönül ve Miran olarak kalabilseydik. Keşke kalbim bu kadar kırılmasaydı. Keşke. Haklısın. Keşke babaannemin hırslarına kurban ettiği iki günahsız olmasaydık. Başka türlü olabilseydi. Ama olmadı. Sen sevdanla değiştirdin yolunu. Ben sabrımla değiştireceğim. Şunu sakın unutma. Biz ne kadar uzak görünsek de aslında hep beraberiz. Ben senin hep yanındayım. Sen de şunu asla unutma. Sen ne kadar benim üzülmemi istemiyorsan ben de o kadar mutlu olmanı istiyorum. Seyrederken battığını fark etmiyorsun sadece. Ama seni içine çeken o çamurdan ben kurtaracağım Miran. Miran. Efendim babaanne. Az konuşalım seninle. Eğer aynı konuyu konuşacaksak kendini hiç boşuna yorma. Çünkü ben kararımı verdim. Senin kararın olacak şey var, olmayacak şey var. Bu mesele seni aşar. Kendi hayatımı ilgilendiren hiçbir mesele beni aşmaz. Ve yanına yepyeni bir hayata başlayacağız biz. Tertemiz. Sıfırdan kuracağız her şeyi. Bunu da burada yapmamız mümkün değil. Sen ne biçim konuşuyorsun? Senin bura dediğin evin, ocağın. Kendi canından, kanından insanları kime emanet edeceksin? Sırf o Hazar Şadoğlu'nun, o soysuzun kızı istedi diye baba evini bırakıp gitmek sana yakışıyor mu? Reyhan değil. Ben istedim bunu. Sen istedin. Sen istedin, he?
Peki babanın sızlayan kemiklerini düşündün mü? Ya zavallı anan? Sakın bunu yapma. Sakın. Bu konunun anamla babamla hiçbir ilgisi yok. Yok. Yok öyle mi? Aslan beylerin tek erkek evladı baba ocağını bırakıp gidiyor. Hem de kimle? Katilin kızıyla. Bunun babanla bir ilgisi yok. He? Yaşayıp da bugünleri görseydi aferin mi diyecekti sana? Sormayacak mıydı o soysuz kızın peşinden giderken? Gönüllü Elif benim halim ne olacak diye. Babanla yeter! Reyyan benim karım olacak. Eğer onun hakkında böyle konuşmaya devam edersen... ...sadece bu evden gitmekle kalmam... ...hayatından da giderim. Üç oğul toprağa verdim ben. Ciğerim yandı, kavruldu. Hangi ana dayanır bu acıya? Ama ben dayandım. Çünkü siz vardınız. Gönül, Elif, hele ki sen. Sizi kime emanet edecektim? Acımı dağlara bağırdım. Gözyaşımı içime akıttım. Ama dimdik durdum. Şimdi karşıma geçmiş. Hayatımda gideceğim diyorsun. Git o zaman. Yaram üçtü dört oldu derim. O ki giderim dedin. Zaten git. Sen benim babaannemsin. Canımsın. Kanımsın. Benim için yaptığın fedakarlıkların hiç değil. Nikahımız burada kıyılır. Akşam ailece yemeğimizi yeriz. Elini öper. Hayır duanı alır. Ama sonra karımı alır, kendi evime giderim. Benden daha fazlasını isteme. Madem öyle diyorsun, öyle olsun. Benim aklım almıyor ya, benim aklım almıyor. Senin ciğerini yakan o adamın peşinden hiç düşünmeden nasıl gidiyorsun sen kızım? Yetmedi mi o ailenin sana yaşattığı kabus kızım? Yetmedi mi? Canına kastedenlerin canında senin aklın nasıl kalıyor ya? Kendine nasıl reva görüyorsun sen bunu? Ya dışarıda kuş kanadını çırpsa, herkes yerini senden bilirken kendine bize bu kötülüğü niye yapıyorsun sen kızım? Hadi beni düşünmüyorsun. Ananı gülü de mi düşünmüyorsun? Senin yaşayacağın bir damla acıya biz nasıl katlanabiliriz ya? Katlanabilir miyiz biz buna? Gözüne gölge düşse ananla bizim yüreğimize yük oluyorken sen o yükü bile isteye niye ağırlaştırıyorsun be kızım? Niye yapıyorsun sen bunu? Beni katil...